Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Suriye'nin Tel Abyad ve Ras Ulayn bölgesinden Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düzenlenen roketli ve havalı saldırılarda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar Bebek'le 11 yaşındaki Mazlum Güneş ve kamu görevlisi Cihan Güneş, Şanlıurfa'da düzenlenen törenler sonrasında toprağa verildi. Roketin düştüğü anlarda kaymakamlık bahçesinden çıkmaya çalışan Cihan Güneş patlamadan kaçamadı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atanan ve 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale'de Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş, patlamayla birlikte etrafa saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu. Ağır yaralanan maliye memuru Cihan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit haberi aileye verildikten sonra şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Süleyman Güneş ve annesi emekli hemşire Zekiye Güneş taziyeleri kabul etti. Güneş ailesi büyük acı yaşarken yakınları taziyeye geldi. Şehidin bir kız kardeşi olduğu öğrenildi. Öte yandan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. PKK-YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar'la kamu görevlisi Cihan Güneş için Şanlıurfa'da tören düzenlendi. Akçakale'de evinin önünde oynarken şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 9 aylık Omar Sağır'la görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş için Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda tören düzenlendi. Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in şehitlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. 28 senedir misafir ettiğimiz vatanından, yurdundan uzak bir şekilde buralarda yaşayan Suriyeli muhacir kardeşlerimizi de güvenli bir şekilde oluşturacağımız bölgelere taşımak ve topraklarında özgür bir şekilde yaşamak imkanlarını sevmektedir. Ali dereceler, yüksek makamlar. İl müftüsü Ramazan Taştan'ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar tören mangasındaki polisler tarafından omuzlanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cihan Güneş'in cenazesi Manisa'ya gönderilmek üzere Şanlıurfa Havalimanı'na, Suriyeli bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere Akçakale'ye uğurlandı. Şehit Cihan Güneş, Manisa'da düzenlenen tören sonrasında toprağa verildi. Düzenlenen törenin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen Suriyeli Muhammed Omar Bebek, Sanayi Mahalle Camii'nde kılınan cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Suriyeli küçük bebek vatanına çok yakın mesafede bulunan Akçakale ilçesindeki yeni mezarlıkta dualarla toprağa verildi. Terör örgütü YPG-PKK'nın havan ve roket atar mermileriyle Ceylanpınar'a düzenlediği saldırılarda göğsüne şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim de düzenlenen tören sonrasında toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atılan havan topuyla yaralanan Sivere'in Sofice Mahallesi doğumlu 11 yaşındaki Mazlum Güneş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum, sabah Siverek Abdülkadir Geylani Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sofice Mahallesi'nde dualarla defnedildi. Bir
Barış Pınar Harekatı devam ederken Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden havalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri muhtar, diğeri tarım işçisi. İki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Çaykara köyüne Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur'la bir tarım işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına alırken, Şanlıurfa Valiliğince Suriye'nin Aynel Arap bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Biraz daha. Valilikten yapılan yazılı açıklamada 9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup tedavilerine devam edilmektedir denildi. Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınar Harekatı'nda yaşanan ayrı ayrı çatışmalarda 4 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı. Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun şehadet haberi Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş mahallesindeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu'nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun acı haberi Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ köyündeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. Topçu'nun bekar ve bir kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu'nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Suriye'nin Tel Rifat bölgesinde PKK-PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Hacı Bebek, Yunus Mermer'le Abdülhamit Bilgen tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Hacı Bebek'in şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit Yunus Mermer'in acı haberi de Konya'nın Merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer'in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi. Şehit olan piyade uzman çavuş Abdülhamit Bilge'nin cenazesinin ise Bilecik'te toprağa verileceği öğrenildi. Aslen Diyarbakır Ergan ile olan ailenin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin'e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgin'in İstanbul'da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi İkbak Apartmanı'nda oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı. Öte yandan şehit piyade uzman çavuş Abdülhamit Bilge'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan bazı yaraların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. YPG'li teröristlerin gün boyunca peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaralandı. Furkan!
Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Merkez İlçe Belediye Başkanları terör örgütü YPG PKK'nın roketli ve havanlı saldırıları ardından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından Ceylanpınar ilçesine Resulayn tarafından attıkları mühimmat sonucu yaralananları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erin daha sonra ilçeden ayrıldı. Vali Erin'e ilçe kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve AK Parti ilçe başkanı Halit Şimşek eşlik etti. Diğer yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Merkez İlçe Belediye Başkanlarıyla birlikte Akçakale'de terör örgütü YPG PKK'nın saldırıları sonucu yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte Akçakale'de teröristlerin attığı roket ve havan mermileri sonucu yaralanan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Akçakale ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül ve beraberindekiler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eyyubiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı vatandaşları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde teröristler tarafından evlerine havan topu atılan vatandaşlar Barış Pınar Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi. Öte yandan Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınar Harekatı için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeriyle silahlı araçları sevk edildi. Akçakale ilçe merkezinde bulunan Hürriyet Mahallesi'nde Bedir Dal'ın evine havan topu isabet etti. Havan topunun isabet ettiği anda hiç kimsenin evde olmadığını belirten Dal, hiçbir şekilde yılmayacaklarını belirterek Barış Pınar Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi. Evden 10 metre dışarıdaydım. Patlama oldu. Eve geldiğim, yani sese yöneldiğim zaman baktım benim eve isabet edilmiş. Çok şükür canda bir şey yok. Gelen eve zarar gelmiş, mala gelmiş. Allah ülkeme zeval vermesin. Gelen mala gelsin. 10 tane evimiz varsa bu ülke için, vatanımız, milletimiz, polisimiz, askerimiz için onu da feda olsun. Olayın akibinde yani durumda bundan vaziyet. Çok şükür. Canımızda bir şey yok, ülkemizde bir şey yok. İnşallah da olmaz. Öte yandan Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeriyle silahlı araçları sevk edildi. PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılacak olan çok sayıda Suriye Milli Ordusu askeriyle silahları Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Otobüslerle Akçakale'ye gelen askerler 3. Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Suriye Milli Ordu askerleriyle birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve harekatta kullanılacak silahlarla donatılmış kara aracı da ilçeye getirildi. Tırlarla getirilen araçlar büyük güvenlik önlemleri altında 3. Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Kara harekatı için Akçakale'ye çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve tank da geldi. Konvoy halinde ilçeye gelen zırhlı araçlar 3. Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK-YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı havan topunun isabeti sonrası şehit olan anne ve iki kızı Şırnak'ın İdil ilçesinde yan yana toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçesine isabet etmesi sonucu şehit olan 12 yaşındaki Emine Yıldız, 15 yaşındaki Leyla Yıldız ve 48 yaşındaki anneleri Fatma Yıldız'ın naaşları bu sabah karayoluyla İdil ilçesi Ulak Köyü'ne getirildi. Şehitlerin naaşları Ulak Köyü'ne getirilmesinin ardından köy camiinde cenaze namazları kılındı. Cenaze namazlarının ardından anne ve iki kızı için helallik istendi. Cami önünde toplanan aile ve köy sakinleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Anne ve kızları toprağa verildiği sırada aile fertleri gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Ailelere taziye ziyaretinde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan burada yaptığı konuşmada "Hepimiz kendimizi devletimize, bayrağımıza, milletimize, birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız" dedi. İşte tam da bu noktada şunu ifade etmek lazım. Bu tür kayıpların olmaması için devletimiz bütün güvenlik birimleriyle, bütün insanlarıyla mücadele ediyor. Ve burada bütün vatandaşlarımız da biraz önce de ifade ettiler. Hepimiz kendimizi vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza, birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Siz de dinlediniz. Cenaze sahipleri vatan sağ olsun dediler. Sağ olsun. Doğrudur. Vatan sağ olsun. Bu milletimizin ortak sesidir. Şimdi aslında terör örgütleri fıtratlarının gereğini yerine getiriyorlar. Zaten kuruluş amaçları masum insanların kanını dökmek. Özellikle malum örgüt 40 yıldan beri bu Kürt halkının kanını dökmektedir. Gene 3 tane vatandaşımızın kanını döktüler. Taşeronluğunu yaptıkları emperyalist batılı güçler biraz daha bir defa daha sevinsinler görevlerini ifa ettikleri için. Ama bilirsin ki bu halk artık her şeyin farkındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınar Harekatı'nda 3. günde geride kalmak üzere. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının da karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları terör örgütü PKK-YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anında müdahalesiyle engellendi. Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen Amerika ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine Amerika ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda Ağustos ayında bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde müşterek harekat merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Terör hedeflerinin savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınmasıyla karadan da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları giriş yaparak ilerlemeye başladı. Sivillerin zarar görmemesi için hassas davranarak titizlikle ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri bazı noktalarda sıcak çatışmaya girip teröristleri etkisiz hale getirmeye başladı. Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad'la Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy PKK-YPG'den arındırılarak güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapılırken buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO askerlerinin ele geçirdiği köylerle terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK-YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak kaçtığı ortaya çıktı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin özellikle Tel Abyad bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli
ordusu unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin aynı zamanda insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak karartma uyguladığı, aynı zamanda sıkça yer değiştirip gizlenmeye çalıştığı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini, şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Askerlerin hassasiyetle ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı, bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi. Tel Abyad bölgesinde hava ve kara müdahalelerinde yaralanan çok sayıda teröristin ise örgüt militanları tarafından tedavi için Rakka'daki hastanelere götürüldüğü öğrenildi. Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor. Buradan geldim, buradan. Bahçe binasının köşesine nereden gidiyorsun? Ben de buradan daha yeni öbür odaya gittim. Şerefler parçaları, herkes geldi buraya. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. PKK-YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı harekatının düzenlendiği Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Bursa'dan gelen Yetiştim Derneği 50 koyun kestirdi. Koyunların kesimini Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi. Kurban kesimine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya iş adamıyla iki yardım kuruluşuna teşekkür etti. إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu mübarek Mehmetçik kardeşlerimiz için 50 tane kurban keseceğiz. Sen bu kurbanları kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Mehmetçiklerimize zafer nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize ümmeti Muhammed'e birlik dirlik nasip eyle ya Rabbi. Ta Bursa'dan kalkıp buraya gelen ve Bursa'da Yetiştim Derneği olarak buradaki yetkilileri ve Bursa halkına canı gönülden teşekkür ediyoruz bu duyarlılıkları için. Yetiştim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, Mehmetçiğin ve vatanımızın selameti için hayvanları kurban ettiklerini kaydetti. Ehli Yetim Derneği Başkanı Ahmet Doğan ise katkı sunan herkese teşekkür etti. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınar Harekatı'nın ilk sivil şehitlerini veren Akçakale'deki hoparlörlerden Ölürüm Türkiye'm türküsü çalınıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerden olan Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki PKK-YPG'li teröristler sınır ötesinden attıkları roketlerle hemen yanındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan sivil insanları hedef almıştı. Operasyonun ilk iki gününde Akçakale'de 21 ayrı noktaya düşen roketler nedeniyle Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar Sağır ve vergi memuru Cihan Güneş şehit olurken onlarca kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Harekatın 3. gününde ise bölge insanı sivilleri hedef alan teröristlere tepki gösterirken belediye hoparlörlerindense gün içerisinde Ölürüm Türkiye'm türküsü çalınarak Tel Abyad'daki teröristlere mesaj verildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusu için bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nın 3. günü kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Fırat'ın doğusu için Fırat'ın batısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Milli Suriye Ordusu Münbiç çevresinde bulunan köyleri terör örgütünden geri aldı. Fırat'ın batısı için bekleyen Suriye Milli Ordusu askerleri konuşmasında bölgeyi terör örgütünden temizlemeye hazır olduklarını ve bölgeyi temizlemek için her şeyi yapacaklarını ifade etti. Diğer yandan Suriye Milli Ordusu'na bağlı Sultan Murat Tümeni de dün itibarıyla Resulayn'a doğru ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye
Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Resulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yoğun operasyonlarıyla YPG-PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylan Pınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi. Suriye Milli Ordusu da Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG-PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosunu yayınladı. Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın Kastu Tahtani köyünde terör örgütü YPG-PKK'dan ele geçirilen mühimmatların videosunu yayınladı. Görüntülerde RPG, roket atar, AK-47, el bombaları gibi çok sayıda mühimmat olduğu kaydedildi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 39. gününde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Türkan Mutlu 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı. 25 günü aşkın süredir oturma eylemine devam eden Türkan Mutlu evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Artık hiçbir anne ağlamasın. Ne asker annesi, ne polis annesi, ne ben, ne benim gibiler bir anne Türkiye'de artık ağlamasın. Artık biz bir huzur istiyoruz. Ceylan, inşallah eğer beni duyursan kızım, gel dön, benim kapım sana açık. Gerçekten biz perişanız. Yoldun yolda, yol değil kızım. Senin 7 sene ömrün çaldırdılar. Hani senin elinde ne geçti? Sen bu yolda gidene kadar sen yan ölüsün, yan katilsin kızım. Gel kızım. Gel devlete de teslim ol. Artık yeter. Bak eğer seni düşünseydi, Kürtleri iyiliği isteseydi, bugün senin elinde kalem vardır, silah yoktur. Seni bekliyorum kızım. İnşallah geleceksin. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un girişimleri sonucu ilçenin simgesi olabilecek yeni bir meydan için çalışmalar başladı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin yeni bir meydana sahip olması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Supi Aksoy, Bozova Meydanı projesi için istimlak çalışmalarının tamamlandığını ve yıkım çalışmalarına başlandığını, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni meydanın kısa sürede tamamlanarak Bozova halkının hizmetine sunulacağını belirtti. Sürekli meydan olarak sönülen bir meydanı bugün gerçekleştirdi. Tabii ki hemen hemen 25-30 yıldır bu meydan yıkılacak, burası kamulaştırılacak deniliyordu. Ama bugüne kısmet oldu. Tabii ki biz bu sözü vermiştik. Benim kendi açımda şunu söylemiştim. Bizim 3 sözümüz vardı. Birincisi aday olmaktı. İkincisi kazanmaktı. Üçüncüsü Bozova'ya hizmet yapmaktı. Bu hizmeti de gerçekten Bozova hak ediyor. Hak ettiği yere de gelecek. Vatandaşlarsa yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Supi Aksoy ve ekibine teşekkür etti. Bozova'nın meydandan nefes almak için güzel bir projeye başlatmış olduğu için Supi Başkan'a teşekkür ediyoruz burada. Üstün hizmetlerinden dolayı öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp siteden işlem yapmaya çalışan 100 bin kişinin banka hesabı bilgilerini ele geçirdikten sonra yaklaşık 2 milyon lira değerinde vurgun yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine hackerlar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde hackerların Türkiye'de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi. Ekipler vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına havale yöntemiyle gönderdiklerini tespit ettiği çetenin çökertilmesi için incelemelerini derinleştirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilginç yöntemleriyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda yaşları 17 ila 20 arasındaki 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına ve 450 bin lira değerinde 2 adet lüks otomobile el konuldu. Şahıslara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde şahısların 100 bin kişinin banka hesaplarını ele geçirdikleri ve bu yöntemle yaklaşık 2 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şahısların telefonlarında yapılan incelemelerde ise vatandaşların paralarıyla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu haberle birlikte haber bültenimizi de noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.